Geçen yıl sıradan normal bir gün annemin aramasıyla bomba gibi düştü. Aradığı şey oldukça kötü bir haber içeriyordu. Bilgisayar korsanları bilgisayarını hacklemiş, sonuç olarak bankadan bir miktar parası çalınmıştı. Önce virüs bulaştırmışlar bilgisayarına, arkasından telefonla arayıp yarım saat kadar onu oyalarken bankadan gelen kodu söylemesini sağlamışlar, bankaya girmişler. Sonra da parasını alıp çıkmışlardı. Oysa benim siber güvenliği meslek olarak seçmeme neden olan kitap hiç de böyle bir şeyden bahsetmiyordu. 1986 yılında önce internete girmiş, internet henüz daha hayatımızın başındayken KGB tarafından destekli bir Alman hacker, Cliff Stoll'un çalıştığı Berkeley Ulusal Laboratuvarı'nın bilgisayarlarına giriyor. Arkasından buradan gelen bağlantı sayesinde Amerika Savunma Bakanlığı'nın sistemlerine girip oradan da askeri sırlara çalmaya çalışıyordu. Yani hackerlar aslında büyük kurumları, askeri sistemleri, şirketleri, bankaları hedef alıyordu. Ne olmuştu da öbür tarafta geldiğimiz zaman olay bireylere, anneme kadar gelmişti. İşte size bugün biraz bundan bahsetmek istiyorum. İlk hackerlar büyük şirketlere saldırmanın yanı sıra daha çok kendilerini kendilerine kanıtlamak, başkalarına kanıtlamak ve onun dışında da neler yapabileceğini anlayabilmek, görebilmek çabasıyla hareket ediyorlardı. Onların geliştirdikleri kötü niyetli yazılımlar, virüsler de bunu yansıtıyordu. 1970'lerde geliştirilmiş ilk virüs, topu topu kendisini bilgisayardan bilgisayara kopyalıyor. Kopyaladığı bilgisayarın içinde de ekranına "Ben Creeper'ım, yakalayabilirsen yakala" diyordu. Başka da bir şey yapmıyordu. Zaman içinde hackerlar da evrim geçirdiler ve bu evrimin bir parçası olarak da yeni bir şeyler aramaya başladılar. Elbette bankalar, askeri servisler, büyük şirketler hedefti ama acaba bireylerden de para kazanmak mümkün müydü? 2010'lardaki ilk saldırı yöntemlerine baktığımız zaman bunun sonuçlarını görmeye başladık. Fidye virüsü, CryptoLocker denen bir çeşit kötü niyetli yazılım geliştirmeye başladılar. Burada yapılan şey temelde bilgisayarınıza girdiği zaman onun içindeki tüm değerli dosyaları, fotoğrafları şifrelemek, sonra bunu açmak için gerekli olan anahtarı ya da yazılımı size parayla satma aşamasını satmaktan geçiyordu. Burada yavaş yavaş bir işbirliği de başlamıştı. Antivirüslerden kaçabilen yeni bir virüsü yazmak bir yetenek ama yazılan virüsü bizlerin bilgisayarına yaygınlaştırmak başka bir yetenekti. Dolayısıyla yavaş yavaş bir işbirliği başlamıştı. Burada Bitcoin'in hayatımıza girmesi de başka bir avantaj getiriyordu. Artık yapay ve sanal para sayesinde anonim bir şekilde parayı alıp kaçmak mümkün olmuştu. İşin içindeki para miktarı artınca iş hackerlardan çıktı. İş adamlarının, dolandırıcıların, mafyanın da bir anlamda eline gelmiş oldu. Mafya, büyük şirketler gibi organize olmuş yapılar kurgulamaya başladı. Bir departman hackerlardan oluşuyor, yeni yazılımları geliştiriyor. Bir başka departman toplanan paraları bankadan çekebilmek için sahte kimlikle şubelerde para açıyor. Oradan nakit olarak çektikleri parayla anonim olmaya başarabiliyorlardı. Annem gibileri kandırmak içinse çağrı merkezleri kurulmuştu. İlk çağrı merkezlerinden bir tanesi, geçen sene önemli bir bankanın yanında bir yerde açılmış olması da çok ilginç bir anekdot, polis tarafından baskına uğradı ve yakalandı. Bir gördü ki polis, İçeride tam teşekküllü, her şeyiyle, ekranı, takibiyle hazırlanmış inanılmaz bir çağrı merkezi var. Bu çağrı merkezi, kendi içinde iyi hoş da polis bundan nasıl haberdar olmuştu sorusunun cevabı da oldukça ironik. Polise aslında bir ihbar gitmişti. İhbarı yapan o çağrı merkezinde çalışan genç çalışanlardan bir tanesi. Çağrı merkezi işini o kadar iyi yapıyordu ki, kim dolandırıyor, kim ne kadar para kazanıyor ve kazandırıyor takip ediyorlardı. Oradaki bir genç kız yeterince iyi dolandıramamış olacak ki işten atılıyor. O da polise gidip şikayette bulunuyor. Dolandırıcılar beni işten attı diye. Artık başka bir dünyaya gelmeye başladık.
Bugün bir saldırganın teorik olarak bizim internette yaptığımız her şeyi, bütün fotoğraflarımızı, yazılarımızı, videolarımızı izlemesi, buradan bir sonuç çıkarması ve bunun üzerinden bize şantaj yapması ya da bizi dolandırması mümkün. Ama bunu bir insanın yapması bir hayli sorun yaratıyor. Çünkü bir kişi için bu kadar emek çok fazla. Ama teknoloji gelişiyor. Çokça duymaya başladığımız büyük veri ve yapay zeka gibi teknolojiler aslında burada da hayatımızda. Yakın dönemde görmeye başlayacağımızı düşündüğüm bir takım yapay zeka teknolojileri sayesinde belki de kendi bilgisayarlarımız bize bu oyunu oynayacak. Bilgisayarlarımıza yerleştirilen bir yazılım bizim her şeyimizi takip edip, bizi insanmış gibi arayıp sonuç olarak da gelip bir şantaj yapacak, bizden para sızdırmaya çalışacak. Peki bütün bu kötülüklere, bütün bu gelişen teknolojiye karşı çözüm var mı? Bugün size bu çözümle ilgili toplam 4 tane öneride bulunmak istiyorum. Bunlardan ilki aslında çok iyi bildiğiniz bir öneri. Bankalarda kullanıcı adı ve parolamızı girdikten sonra biliyorsunuz bize bir SMS gelir. Onu da o kodu da oraya giriyor oluruz. Buradaki amaç sadece ezbere bildiğimiz kullanıcı adı parola değil, aynı zamanda elimizde bulundurduğumuz telefonun da beraber olduğunu göstermek, bir anlamda güçlü bir kimlik doğrulama yapabilmektir. Derdik, aslında birçok yerde çalışıyor. Kullandığımız sosyal medya araçlarında, kullandığımız özellikle de telefonlarımızda kullandığımız, telefonlarımızla eşleştirdiğimiz e-posta hesaplarımızda bu özellik var ve ücretsiz. Yapmamız gereken şey bunu açmak. İkincisi, bilgilerimizi yedeklemek. Bulut çokça kullanılıyor. Buluta bir sürü şeyin yedeğini alıyoruz. Başına bir şey gelmez diyoruz ama bulutun başına gelebilecek şeylerden bir tanesi istemediğimiz kişiler tarafından da görülüyor olmak. Bugün değilse bile belki ilerideki bir gelecekte bulut hacklendiğinde bütün bilgilerimiz ifşa olabilir. Dolayısıyla bazı bilgileri buluta koymamayı anlıyorum. Fakat onları kaybetmemek için bunların düzenli bir şekilde yedeğini almak, ama yedek de bilgisayarımızda ikinci bir yer değil, mutlaka ve mutlaka çevrim dışı diyebileceğimiz bir yerde olmasını sağlamak gerekiyor. Üçüncüsü, kendi uygulamalarımız ve antivirüslerimizin var olması ve güncel olmasını sağlamak. Bunu bilgisayarlar için söylemiyorum. Özellikle içerideki arkadaşlardan birinden rica ettim, sağ olsun verdi. Kullandığımız telefonlar Android ise biraz da eskiyse, artık çok önemsemiyorsak belki güncellemiyor ya da güncelliğe sahip olmuyor olabilir. O zaman bizim biraz çaba sarf etmemiz, bir antivirüs yüklememiz ve bunu güncel tutmamız gerekiyor. Annemin de başına gelen olaylarla karşılaştırdığımız zaman en kötülerinden bir tanesi annemin telefonda konuşurken gelen kodu başkasına söylemesiydi. Bunu niye yaptın diye sorduğumda cevap, o an düşünemedim oldu. Çünkü çok basit bir şey yapmayı atlamıştı. Ondan birisi bir şeye tıklamak istediğinde, biz bir şeyi sorduğunda, bir şey girmek gerektiğinde durup düşünmemişti. Ne yapmak lazım? Çok kısa bir süre durmak ve düşünmek aslında işi çözecek olan konu. İnsan beyni ilginç. Otomatiğe bağladığımız zaman istenen her şeyi yapıyoruz. Ama bir an durup düşündüğümüz zaman burada bir bit yeniği var diyor ve çoğu zaman haklı. Bırakın beynimiz bizim için çalışsın. Teknoloji üretenler bizim için çokça yoğun bir şekilde çalışıyorlar bu işin güvenliğini de sağlamak için. Ama unutmamak gereken bir şey var. Onlar bu işi yapmak için yeterli değiller. Günün sonunda güvenlik bizde, bireyde başlıyor. Teşekkür ederim.